Zannedersem benim bildiğim kadarıyla anlattıklarına göre bizim de Recepli olarak nüfusumuz yani 200 binden aşağı değildir diye tahmin ediyorum. Bir de şimdi kardeşlerim, önce şununla başlayalım. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Men sekete minel hak ve şeytanul ahras diyor. Kim ki hakikattan sükût ederse, gerçekleri söylemezse o dilsiz şeytandır diye buyuruyor Yüce Peygamberimiz. Şimdi itiraf edelim ki Recepli yörüklerinden Antalya Yörükler Derneği Başkanımız Abdullah Duman gibi bir nimet bize nasip oldu. Şöyle ki biliyorsunuz 1994 yılında çağın ateşi yandı. Bu ateşte tüm Türkiye hatta Türk dünyası bile aydınlandı. Bazı densizler, benciller bu ateşin süreceğini sandı. Maalesef avuçlarını yaladı, hata edip aldandı. Çünkü bu çağın ateşini yakan adam Abdullah Duman'dı. Şimdi kardeşlerim, 1994'ü bir tasavvur edin. Tevehüm edin, tahakkül edin. Aradan 20-21 yıl geçmiş. O zaman Türkiye genelinde 81 ilde 937 ilçemizde 40 bin köyümüzde bir tek dernek var. Şu anda Türkiye genelinde kaç tane dernek var biliyor musunuz? 7428 tane yörükler derneği var. Yani şöyle ki o zaman Abdullah Duman kardeşimiz şimdiki apartmanda efendim hamam böceğinden ürküp çığlık atan efendim mutfak tezgahının üzerine koşan bayana komşusu kavga ederken aman bizi sokmasın sokmayan yılan bin yıl yaşasın diyen ve perdeleri kapatın diyen komşuya dedi ki bacım kardeşim sen apartman katındasın. Apartmanda yaşıyorsun. Senin ecdadın, senin ataların, senin dedelerin, senin halaların, senin ninelerin o hamam böceği değil, akrebi yılanı eliyle tutar fırlatırdı. Onlar şu anda tarlada, bağda, bahçede, toroslarda çalışıyorlar. Koyun kırpıyorlar, süt sağıyorlar. Onlar cesaretli, yürekli. Biraz da sen cesaretli ol dedi. Şimdi çağın ateşini yakan adam, efendim mesai, kusura bakmayın özür dilerim, vakti kısalıyorum, 15-20 dakika tahammül edin bana. Mesai saat 8'de başlıyor. Çağın ateşi saat 5.30'da ezan-ı Muhammediye küreyi arzı çınlatırken başlıyor. Ve arada 3 saat var. 3 saat mesafe var. Şimdi kardeşlerim, şöyle ki cesaret, yürek ister yörüklük. O ayağına çarık giyip kayadan kayaya atlamak. Efendim yılanın çığının içerisinde bir ardıcın dibine uzanıp yatmak. Şimdi kara çadır, kapısı yok. Tabanı toprak. Yılan, yılan, çıyan, akrep, kemirgenler mazot kokusundan nefret eder, kaçar. Ama süt, yağ, yoğurt kokusunu 100 metre, 200 metre uzaklıktan alır girer. O sabahın seherinde davarını otlatmaya giden bacılarımız, analarımız, amcalarımız gittiği zaman akşam eve yorgun geliyor. Ve giderken de kaç tane çocuğu var? 3 tane. Çocuğun birini sırtına alıyor, iki tanesini eline alıyor, hem çocuklara bakıyor, hem de davarını malını otlatıyor. Şimdi ben 1953 yılında Siirt şehir ilçemizin Cavurgölü yaylasında Ağustos'ta dünyaya geliyorum. Ve 3 ay sonra
Anneciğim beni bir çınarın altına yatırıyor. 3 aylık. Serinlesin diye bağrımı açıyor ve keçi çevirmeye gidiyor. Davar çevirmeye gidiyor. Ve 15-20 dakika sonra döndüm baktım ki diyor. Bir tilki diyor kulaklarını dikmiş etrafa bakıyor. Seni kapıp gidecek diyor. Bizim yaşamamız bile mucize. Mevzuyu şuna getireceğim şimdi. Şimdi bu çadırda mışıl mışıl uyunuyor. Oraya akrep de girer, yılan da girer, çıyan da girer, fare de girer ve bu gelincik dediğimiz her şeyi girebilir. Tilkisi de girer. Kesinlikle bir engel yok değerli kardeşlerim. Ama sokmuyor. Korkmuyorlar. Cesaretle mışır mışır uyuyorlar. Orada yatmak için yürek ister. Hatta şöyle ki anlatırlar. Güzel amcam, rahmetlik. Seher vakti diyor çobanlar araziye dağıldı diyor. Dağıldı diyor. Fakat diyor bir tek evde ben kaldım diyor. Ve bir annem babam yaşlı onlar kaldı çadırda diyor. Ben de diyor çobanların yataklarını, minderlerini toplayıp yukarıya koyacağım diyor. Baktım diyor yastığın altında siyah büyük bir yılan diyor. Orada da bir çocuk yatıyor 12-13 yaşında. Ve hemen silaha sarılıyor güzel amcam. Dedem diyor ki kellecimimin sen diyor ne yapıyorsun? Yılan diyor yastığın altındaymış bunu öldüreceğim. Seni soktu mu? Hayır. Sana zarar verdi mi? Hayır. Bırak kara olan aksın geçsin diyor. Biz böyle bir hayatta yaşadık. Koştuk, sıçradık, aktiftik, hareketliydik, cesurduk, merttik, yiğittik. Yani gerçekten çok güzelliklerle karşılaştık. O temiz havayı teneffüs ettik, dağların zirvesini gezdik. Kekik kokusunu, nergis kokusunu, temiz havayı kokladık. Ne oldu? 1955'te gittiğimiz zaman yaşları çok iyi bilir. O 4 duvar arasında Sevinç Köy'le, Yağcıoğlu'na, efendim Saçıkara'ya geldiğimiz zaman efendim bunaldık, rüyalarımızı anlatıyorduk. İşte anaması gördük, Beyşehir'i gördük, 5 kazayı gördük diye her gün birbirine rüya anlatıyorlar değerli kardeşlerim. Yani bizim aslımız, neslimiz, kökümüz, mazimiz tertemiz. Biz bununla iftihar ve kıvanç duyalım. Yaşlı ihtiyarları konuşacağız. Şimdi ben başkanımla ilgili çağın ateşini yakan adam dedik. Bir de çoban ateşi kısa bir şiir okuyacağım. Bu anı bitireceğim efendim. Çoban ateşi. Yüce dağ başında bir ateş yanar. Ateşin hikmetini çobanlar anlar. Koyunların boğazlarında çanlar, külle-i arza yükselirken ezanlar, yanar, yanar çağın ateşi. Çobanların omuzlarında kepenek, ateşin etrafında uçuşur kelebek, sürünün etrafında havlarken köpek, yeni doğan kuzuları, oğlakları okşayıp öpmek için yanar, yanar çoban ateşi. Sabahın alacakaranlığı tan yeri ağrırken, yıldızlar teker teker kaybolup kayarken, seher vaktinde soğuk biraz daha artarken, herkes derin uykularda sessizce yatarken, yanar, yanar çağın ateşi. Çoban ateşi demek, dumanın semaya yükselmesi, ateşten yükselen dumanların kendini göstermesi, tan yerinin ağrıp doğanın net şekilde gözlenmesi, toplumun şirin yaylaları hararetle özlemesi için yanar, yanar çoban ateşi. Çeşit çeşit ağaçlarla iç içedir koyun kuzu, kavalların yanık sesi dinlendirir ruhumuzu. Seher vakti çoktan terk ettik tatlı uykumuzu. Buz gibi berrak sulardan içerken suyumuzu. Yanar, yanar çağın ateşi. Sağ olun, var olun.